inşaatının ilk etabındaki çalışmalarda aşama aşama devam ediyor. Görüldüğü gibi Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediyelerimiz, bir taraftan bakanlıklarımız, diğer taraftan Konya için çalışıyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizlerin zaten yakından tanıdığı, şu anda görevi devam ettiren Uğur İbrahim Atalay kardeşimizi bildiğiniz gibi bu seçimin adayı gösterdik. Şöyle bir Uğur İbrahim Bey'i de buraya bir çağıralım. Evet. İnşallah bu dönemde de Uğur İbrahim Bey'le sizlerin takdiriyle, sandıklardan tercihiyle yola devam edeceğiz. Ne diyorsunuz? Eyvallah. Hadi hayırlı olsun. Uğur kardeşimizi Konya'ya, Konya'yı da Uğur kardeşimize emanet ediyoruz. Ey Konya! 31 Mart'ta bir kez daha en yüksek oy oranıyla Konya'yı Türkiye'de bir numaraya taşıyor muyuz? Önümüzdeki seçimlerde bir kez daha AK Parti belediyeciliğine desteği zirveye çıkartıyor muyuz? Tercihimizi bir kez daha AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Maşallah. Barakallah. Tablo ortada. Kardeşlerim, bugün resmi açılışını yapacağımız 99 projeyi teker teker saymaya kalksak herhalde burada akşama ederiz. Onun için sadece birkaç başlığı dile getirerek bu açılışları resmen gerçekleştirmiş olacağız. Eğitimde, çeşitli ilçelerimizde 36 milyon liralık yeni rakamla, eski rakam 36 trilyon liralık yatırımla 9 ayrı ilk, orta ve lise binasını hizmete alıyoruz. Sağlıkta numune hastanesine 610 yatak ilave eden, eski rakamla 148 trilyon liralık bir yatırımı hizmete sunuyoruz. TOKİ'nin tamamladığı Kadınalı'ndaki 166, Meram'daki 509 konutu, sosyal donatıları, altyapısı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte resmen hizmete açıyoruz. Yatırım bedeli 180 trilyon lirayı bulan Konya Beyşehir yolu ve 30 trilyonu bulan Karapınar şehir geçişi de bugün resmi açılışını yapacağımız eserler arasında. Durmak yok. O kadar. Necmettin Erbakan Üniversitemiz 240 trilyon liralık bir yatırımla Meram Tıp Fakültesi'ne 155 yatak ilave etti. Bunun yanında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın çeşitli yatırımları var. Onları da bugün resmen açıyoruz. Geliyoruz belediyelerimize. Konya her dönem belediyecilikte ülkemize örnek olmuş bir şehirdir. Bugün hizmete açacağımız eserler Konya'nın bu namının boşuna olmadığını gösteriyor. Büyükşehir Belediye'mizin temin ettiği
180 yeni otobüsü bugün resmen hizmete alıyoruz. Yine Büyükşehir Belediye'miz yollardan köprülere, kavşaklardan su ve kanalizasyon altyapısına, spor tesislerinden cadde, sokak düzenlemelerine kadar toplam 26 ayrı hizmeti tamamladı. Bunların da açılışını yapıyoruz. Karatay Belediye'mizin 7 kalem, Meram Belediye'mizin 50 trilyon liralık bir yatırımı olan Millet Bahçesi'nin de resmi açılışını yapıyoruz. Selçuklu Belediye'mizin 8 kalem, Cihanbeyli Belediye'mizin 2 kalem, Kulu Belediye'mizin 4 kalem, Sarayönü Belediye'mizin 1 kalem, Seydişehir Belediye'mizin 3 kalem yatırımının da resmi açılışlarını burada gerçekleştiriyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize, ilçelerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların Konya'mıza kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı, belediye başkanlarımızı, belediyelerimizi, tüm hayırseverlerimizi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Kardeşlerim, bugün Konya bölgesinin ve ülkemizin parlayan yıldızı durumundadır. Üstelik Konya sadece ülkemizde sınırlı kalmamış, kendisini uluslararası düzeyde de kabul ettirmiş bir şehir haline gelmiştir. Konya'nın bu başarısında şehrimize geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? 48,5 katrilyon. 48,5 katrilyon. Konya'ya bu yakışırdı. Biz de bunu yaptık. Ama durmak yok. Yine devam. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bir sonraki ziyaretimde inşallah bu yatırımları şöyle ana başlıklarıyla da olsa sizlerle tekrar paylaşacağım. Burada asıl söylemek istediğim husus şudur. Bir ülkeye, bir millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir. Lafla bu iş olmaz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bay Kemal, lafla olmuyor bu iş. İcraat, icraat. Ne yaptın bu ülkede onu söyle. SSK'da genel müdürlük yaptın. Bütün hastanelerimiz rezaletti. Sağlam giren hasta çıkardı. Sen böyle bir genel müdürlük yaptın ya. Kuvveden fiile geçmeyen fikirler nasıl kaybolup gitmeye mahkumsa, hizmete dönüşmeyen sevgi de kuru hamasetten ibaret kalır. Biz Türkiye'yi ve Türk milletini, milletimizi çok sevdik. Çok sevdiğimiz için de çok hizmet etmenin gayreti içinde olduk. Siyaset yoluyla 40 yıldır İstanbul'dan başlatacak olursak, fiili hizmet olarak da neredeyse çeyrek asırdır gece gündüz milletimizin emrinde çalışıyoruz. Yurt dışı seyahatlerimizde diğer ülkelerin durumunu gördüğümüzde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi anlıyoruz. Batı ülkelerindeki sefahat görüntüsünün altındaki sefaleti, gelişmiş ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerini görüyoruz. Bunları gördükçe şayet rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın ülkemizin önünde açtıkları ufuk olmasaydı, Türkiye'nin nerelere var savrulabileceğini daha iyi anlıyoruz. AK Parti iktidarları döneminde demokraside
ve ekonomide ülkemizi bugünkü seviyesine taşımasaydık nasıl bir kaosa sürüklenebileceğimizi ve yıkıma uğrayabileceğimizi tahayyül dahi edemiyoruz. Türkiye'nin bugün böylesine kendinden emin bir şekilde hakkını, hukukunu savunabilmesinin gerisinde ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyütmüş olmamızın verdiği güven duygusu var. İşte Zeytin Dalı Harekatı'nda bunu yaşadık. Afrin'de bunu yaşadık. İşte en son Sincar'da da bunu yaşadık. Şimdi kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Ve gömmeye de devam edeceğiz. Sayın Trump'la konuştuk. Fırat'ın doğusuna bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse o zaman biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Terör koridoruyla bizi rahatsız ediyorlar. Madem ki biz Amerika'yla stratejik ortağız, o zaman gereğini yapmamız lazım. Yaptığımız hiçbir yatırımın, hayata geçirdiğimiz hiçbir projenin, attığımız hiçbir adımın boşa gitmediğini görmenin huzuru içindeyiz. Eski Türkiye yok artık. O geride kaldı. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde oyunlar oynamaya kalkanları, senaryolar yazanları, tezgahlar kuranları her seferinde başarısızlığa uğrattık. Kardeşlerim, 20 sene öncesinin Konya'sını bir düşünün. Havalimanımız var mıydı? Şu andaki gibi böyle 5 gidiş, 5 geliş, 4 gidiş, 4 geliş yollarımız var mıydı? Mevlana'yı anmak için doğru dürüst bir yerimiz var mıydı? Ama şimdi Mevlana'yı, Hazreti Pir'i işte görüyorsunuz. Nasıl salonlarda anıyoruz. Artık binlerce insanın katılabildiği törenlerde huzur içinde anıyoruz. Ve doğru dürüst Konya'ya yakışan bir stadımız bile yoktu ya. Şimdi Türkiye'nin en güzel stadlarından birisi Konya'da mı? Yapıldı mı bunlar? Artık Konya'da kupaları alıyor mu? Alıyor. Gençler, durmak yok dedik. Bak, bilim sanat merkezimizde var mı? Neredeydi bunlar eskiden? Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. İşte mavi tünel. Yaptık mı? Yaptık. Söz verdik, yaptık. Aynı şekilde hızlı treni Konya'ya getirdik mi? Getirdik. Ya bir de bunlara sorun ya, siz ne yaptınız? Sağ olsun belediyecilikte gerçekten Tahir kardeşimizin olsun, ondan önceki kardeşlerimizin olsun Konya'ya büyük hizmetleri oldu. Çünkü bizim belediyecilik zihniyetimizde bu var. Kardeşlerim, sadece son 5-6 yılımızı şöyle bir gözden geçirdiğimizde maruz kaldığımız her saldırının üstesinden Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle geldiğimizi görüyoruz. Gezi dediler. 10 tane, 12 tane ağaç bir yerden sökülüp bir yere taşınacak, kıyamet kopardılar. Ve ne oldu? Dedik ki ya bakın yapmayın, yanlış yapıyorsunuz. Dinlemediler. Bay Kemal Taksim Meydanı'na geldi. Affedersiniz, Dolmabahçe'de
Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin içerisine bir aşeleriyle girdiler. Bunlar böyle ahlaksız. Ve oralarda bile iş makinalarıyla yolları mahvettiler. Hatta Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisimize saldırdılar. Sonunda ne oldu? Sonunda bu gezicileri derdest ettik. 15 Temmuz'da ne yaptılar? Devlete karşı darbe girişiminde bulundular. 16 saat sürdü. 16 saatin sonunda bu FETÖ'cüleri, bu darbecileri milletime verdiğimiz işaretle elhamdülillah derdest ettik mi? Şu anda yargı çerçevesi içerisinde birçoğu cezaevinde cezalarını çekecekler. Bu millete kimse bedel ödetemeyecek. Bazıları şimdi gelip sızlıyorlar, ağlıyorlar. Benim oğlumun suçu yok bilmem. Kardeşim, suçu yoksa çıkar. Ama suçu varsa bedelini de öder. Zira biz 15 Temmuz'u unutmadık. 251 şehidimizi unutmadık. 2193 gazimizi unutmadık. Eğer bunun bedelini sormazsak, ödetmezsek Allah'a bunun hesabını veremeyiz. Kardeşlerim, 17-25 Aralık'ta emniyet yargı darbesine teşebbüs ettiler. Yine milletimizin irfanına, iradesine çarptılar. Çukur eylemleriyle Güneydoğu Anadolu'muzdaki kimi mahalleleri işgale yeltenenleri, milletimizin bağrından çıkan güvenlik güçlerimiz açtıkları çukurlara gömdüler. Şimdi çözüm süreci dedik, önlerini açtık, yanaşmadılar. Ama şimdi bir daha çözüm süreci falan beklemeyin. Geçti o iş. Geçti o iş. Şimdi DAEŞ'inden PKK'sına kadar tüm terör örgütleriyle başlattıkları canlı bomba saldırıları, silahlı eylemlerle büyük şehirlerimizi esir almaya çalıştılar. Yine milletimizin sillesini yiyip dönüp gitmek zorunda kaldılar. Bu ara Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış. Portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir, nedir? Sokağa çağırıyor. Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı, bu ekrandan milleti sokağa çağırmak. Sokağa mı çağırıyorsun? İşte buyur. İşte buyur. Ve bu ülkede benim milletimle artık onun onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur. Hesabı ağır olur. Bay Kemal 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'ndan tankların arasından kaçtın, Bakırköy Belediyesi'ne gittin. Ama bu defa kaçamazsın. Ona göre bu ifadeleri kullanırken dikkatli kullan. Dikkatli kullan. O eski Türkiye'ydi. Geçti o iş. Geçti o iş. Anında bedel ödersin. Ha, eğer bir şey yapacaksan bak 31 Mart'ta sandık var. Çalış, senin de olsun. Sandıkta alabiliyorsan al.
Ne diyor? Bütün belediyeler CHP'li olacak. 31 Mart'ta göreceğiz. Ve 31 Mart'ta benim milletim CHP'ye bugüne kadar ödediğinden çok daha fazlasını ödetecek. Ben buna inanıyorum. Hep söylüyorum. Ben şimdi şuradaki heyecanı görünce, şuradaki coşkuyu görünce, gerek hanım kardeşlerimin, gerek bütün gençlerin, Rabbime böyle bir milletin evladı olmaktan dolayı ne kadar hamd etsem azdır. Elhamdülillah. Sizlere hizmet vermek, sizlere hizmet etmek ayrı bir mutluluk. Irak'ta, Suriye'de nihai hedefi ülkemiz olan oyunları birer birer bozduk mu? Bozduk. Bozmaya devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Uluslararası alanda ilişkilerimizi çeşitlendirdik mi? Çeşitlendirdik. Güçlendik mi? Güçlendik. Kardeşlerim, 15 yıl önce göreve geldiğimizde silahlı kuvvetlerimizin %20 biz yerli olarak silah mühimmat ihtiyacını karşılıyorduk. Ama şimdi bu hangi orana çıktı biliyor musunuz? %65. Artık insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz? Silahlı insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz? Artık zırhlı taşıyıcılarımızı yapıyor muyuz? Tanklarımızı yapmaya başladık mı? Daha neler neler. Onun için füzelere varıncaya kadar her şey yapılıyor. Onlar da bunu biliyor. Bunu görüyorlar. Dolayısıyla Türkiye ile oynanmaz. Bunu iyi bilecekler. Şimdi ekonomi silahını üzerimize yönelttiler. Geçtiğimiz aylarda kur, faiz, enflasyon gibi bir sarmala sokmak istediler. O da tutmadı. Ve kısa zamanda o da aşıldı. Türkiye ekonomisinin evelallah gerçek durumu oturuyor oturacak. Terör örgütleriyle, darbecilerle gizli açık nice tuzakla elde edemedikleri netice ekonomi uzarından ulaşmak için harekete geçtiler. Meselenin gerisindeki niyeti bildiğimiz için hemen tedbirlerimizi aldık. Bu saldırıların da önünü kısa sürede kesmeyi başardık. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz hedeflerimize doğru yürümekten vazgeçmedik. Vazgeçmiyoruz. Ülkemizin bu kararlı ve vakur tavrını gördükçe kudurduklarını biliyoruz. İşte buradan bir kez daha sesleniyorum. Ana muhalefetin başındaki zatı ve bölücü örgütün güdümündeki partiyi de yanlarına almışlar. Yola çıktılar şimdi. 31 Mart'ta böyle yürüyorlar. E yürü bakalım. Gene başaramayacaksınız. Kardeşlerim, ülkemize son yıllarda kurulan tuzakların en önemli aracı da ne biliyor musunuz? Suriye meselesi. Suriye'de ülkeyi yönetenlerin basiretsizliği sebebiyle pervasızca oynanan oyun maalesef 1 milyon masum insanın hayatına mal olmuştur. Bu Esed 1 milyon insanı katletmiştir. Evini, barkını terk edip yurt dışına gitmek zorunda kalan Suriyelilerden yaklaşık 4 milyonu şu anda ülkemizde yaşıyor. Siz ensar oldunuz bu insanlara. Onlar da muhacir. Şimdi bu süreci devam ettiriyoruz. Çok farklı şeyler söyleyenler olabilir. Suriyeliler şöyle böyle diyenler olabilir. Biz üzerimize düşen görevi yapalım. Öyle mi? Allah neticesini hayreyler.
Onun için büyüklerimiz ne demiş? Niyet hayır, akıbet hayır. Biz böyle bakacağız. Suriye'de sadece Türkiye'nin güvenlik altına aldığı bölgelerdeki insanlar huzur içinde hayatlarını sürdürebiliyor. Değil mi? Cerablus'ta, Afrin'de, şimdi oralarda huzur var. Okulları yaptık, hastanelerini yaptık ve devam ediyoruz. Onun dışındaki her yerde baskı var. Tehdit var, tehcir var, velhasıl zulüm var. DAEŞ bahanesiyle Suriye'ye gelen güçler ortada böyle bir tehdit kalmamış olmasına rağmen hala varlıklarını sürdürüyor. Bununla kalmayıp ülkedeki yegane huzur kaynağı olan Türkiye'yi hedef göstermeye çalışıyorlar. Biz sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna izin vermeyeceğimizi bugün Konya'dan bir daha söylüyorum. Sadece söylemekte kalmıyorum. 3 ayrı operasyonla bunu zaten icra ettik. Diğer bölgelerde büyük ölçüde bu oyunu bozduk. Şimdi sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Bölgedeki teröristleri alenen himaye edenlere sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Bundan vazgeçin. Geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna askeri operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Yaptık mı? Yaptık. Şimdi yine takip ediyoruz. Ve burada Sayın Trump'la da bunları görüştük. Ve kendileri de olumlu cevapları verdiler. Şimdi bunların da takipçisiyiz. Bölgedeki son teröristi etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız. Bu ülkedeki sorunların tüm tarafları tatmin edecek şekilde siyasi çözüm yolu açılana, yeni anayasa hazırlanana, özgür seçimler yapılana kadar Suriye topraklarındaki terörle mücadelemiz sürecektir. Yıllarca bizi Münbiç'te oyalayan, şimdi de bize Fırat'ın doğusuyla ilgili bir takım sözleri verenler bu sözleri yerine getirmesi lazım. Şimdi bunu bekliyoruz. Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca özellikle de Amerikan askerlerine asla zarar vermeyecek şekilde kendi planlamamıza uygun yerlerden Suriye topraklarındaki operasyonlarımıza her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz hazırlıklarını ve planlarını tamamlamış durumda. Hep söylüyorum ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz. Medyada görüyoruz. Terör örgütü mensupları güya bize karşı tedbir alıyorlarmış. Tüneller kazıyorlarmış. Silah mühimmat stokluyorlarmış. Korkunun ecele faydası yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim askerimiz ve kendi topraklarını savunan Özgür Suriye ordusunun cengaverleri geldiğinde hepsi de o çukurlara gömülmekten kurtulamayacaklar. Türkiye'ye düşmanlık edip hele hele silah doğrultup da iflah olan görülmemiştir. Bunların sonu da aynı olacak. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bu hainlerin tepelerine binmemiz an meselesidir. Kardeşlerim, ülkemizin her alanda hedeflerine ulaşmasının birinci şartı birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkmamızdır. Ne diyor Akif? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler
onu top sindiremez. Evet, millet olarak bizim yüreklerimiz toplu vurdukça karşımızda kim olduğunun hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktur. Yıllarca bu ülkeyi karşısındakilerin gücünü abartarak adeta felç halde bıraktılar. Ne zamanki silkinip harekete geçtik, işte o zaman gerçek gücümüzün, gerçek potansiyelimizin, gerçek karşılığımızın farkına vardı. AK Parti'nin girdiği 14 seçimin tamamında da açık ara birinci olması sadece bir siyasi sonuç değil, aynı zamanda milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği konusundaki kararlılığının ifadesidir. Şimdi hazır mısınız? Şöyle bir göreyim. Rabia'mızı görelim. Görelim. Arka taraflar görelim. Hep beraber bizi biz yapan değerleri görelim. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Kardeş olacağız. Beraber olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha bu güçlü duruşu tüm dünyaya karşı göstereceğiz. 31 Mart'ta sadece şehirlerimize belediye başkanı seçmekle kalmayacak. Aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin geleceğine yeni bir ışık tutacağız. Bu seçimlerde milletimizin ortaya koyacağı irade demokrasimize ve ekonomimize yönelik saldırılara da bir cevap olacaktır. Konya 31 Mart'ta istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıkıyor musun? Konya, bu büyük mücadelende AK Parti'nin yanında bir kez daha en güçlü şekilde durduğunu gösteriyor musun? Rabbim hepinizden razı olsun. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız eserlerin ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Konya'mıza kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ölümümüzden sonra bizim mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir diyen Mevlana Hazretlerini 745. Vuslat yıl dönümünde muhabbetle, saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Hazır mıyız? Şarkıya hazır mıyız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Konya'yı hatırlatıyor. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyor ve Zat-ı Devletleri'ni bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da yapımı tamamlanan tesislerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarını, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi, Sayın Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve yeniden Belediye Başkan Adayımızı, Sayın İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Ben
tarafa geçmek. Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi valla aşkım. Sizler nasılsınız? Allah Allah. Efendim. Sağ olun. Diyorlar ki Karatay sizi çaya bekliyor. Tamam da Meram da bekliyor. Selçuklu da bekliyor. Konya Ereğli bekliyor. Seydişehir bekliyor. Hangisini yaşayacağım? Ben diyorum ki hepsinin adına valilikte ve büyükşehirde bu işi halletmiş olalım. Öyle mi? Yapmayın. Hazır mısın Konya? Tüm eserler Konya'mıza, Konyalılara hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, saygıdeğer Konyalılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Konya'mızda yapımı tamamlanan tesislerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup siz saygıdeğer Konyalı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Şehrimize, milletimize ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün yine tarih yazdın Konya. Her zamanki gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadın, bağrına bastın. Teşekkürler Konya! Kardeş olan gariplere, yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan gariplere, yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımıza ses olmaya hazır mıyız? Nefes olmaya hazır mıyız? 31 Mart'a hazır mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Teşekkürler Konya! Çıktı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. İşte ömrünü ülkesine ve milletine adayan lider Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Mazluma umut, zalime korku, ülkesine güç, milletine hizmetkar, vatanına aşık lider. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. İnandığı yolda gider, yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. İşte millet, İşte milletine sevdalı lider. Teşekkürler Konya. Günün erken saatleri itibariyle bu alanda görev yapan emniyet mensuplarına, sağlık görevlilerine, UMKE'ye, temizlik görevlilerine, teknik ekibe, canlı yayın ekibine ve prompter ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel
güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.